Daha önce bunu defalarca anlattım. Bir kez de anlatmakta fayda görüyorum. Çünkü Allah'a teşekkür budur yani, teşekkür edebilmek. Hususi tabii, daha farklı teşekkür yolları var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kıymetli kardeşlerim, bugüne kadar belki merak etmedik. Bundan sonra edelim diye söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir adam düşünün, 40 yaşına kadar, 30 yaşında camiye gitti, geldi, gidiyor, namaz kılıyor vesaire. Kahve ağzıyla hamd ediyor. Hamdolsun. Ağzımıza artık efendim böyle bir yapışmış, felesenk olarak kullandığımız bir ifade var. Ayrı bir konu. Bir adam düşünün, bugüne kadar şöyle bir merakı olmamış. Yanlış, olması gerekiyor. Nedir o? Ya bakın, Allah'ı kim en iyi tanıyor? İsim neydi sizin? Bayağıdır görüşemiyoruz sanki, gelmiyorsunuz gibi geldi bana. Arkalarda tamam. Burak kardeşim, Allah'ı en iyi kim tanır? Peygamberler değil mi? Kim tanıyacak? Yani gönderdiği peygamberler Allah'ı daha iyi bilirler. Allah'ı peygamberler daha iyi tanıyor ya. Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de peygamberler ağzından bize dua öğretir. Peygamberler ağzından bize dualar öğretir. Nasıl dua edilmesi gerektiğini. Hazreti İbrahim'in ağzından, işte Hazreti Süleyman'ın ağzından, Hazreti Davud'un ağzından, Hazreti Musa'nın ağzından, Hazreti İsa'nın ağzından, hepsinin ağzından dualar öğretiyor bize. Şu denmek o. Ey insan, ey Müslüman adam, ey bu noktada dertli olduğunu iddia eden, iman kendisine bahşedilmiş adam. Allah'a en yakın olanlar, en masum olanlar, korunmuş olanlar, cenneti garantilemiş olanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam hayatına bakın, sözlerinin hepsinde dua var. Bu cenneti garantilemiş, hatta 10 tane sahabesi de cenneti garantilemiş. Böyle bir zattan bahsediyorsunuz ama hayatı dua ile geçmiş. Devamlı duaya teşvik etmiş. Gece kalkmış dua etmiş. Yalvarmış, yakarmış. Bütün peygamberler, ya bu peygamberler bu garantiye rağmen devamlı dua ederlerken sana ne oluyor da dua etmek gibi hiçbir gayret içerisine girmiyorsun. Bu zaman hiçbir eylemin yok. Ne oldu sana da, ne zannediyorsun kendini de? Başta kendime söylüyorum. Rahatsın yani, müsterisin. Bir bakalım şu peygamber nasıl dua etmiş diye bir dert taşımamışsın. Onun için hep söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler ağzından aleyhissalatü vesselam, aleyhissalatü vesselam dualar var, onları ezberlemek lazım. Mesela hep söylediğimiz Ali İmran suresi 8. ayeti kerimedeki imanı korumakla alakalı olan ayet. Bunu ezberlemek şart Nazım abi. Her duanın sonunda bunu yapmak şart. Şu soruyu soruyorum. Kıymetli gençler, soru size geliyor. Soru şu, namazları kılıyorsunuz elhamdülillah. Zaten hepiniz Allah'ın izniyle sünnetleriyle eksiksiz. Namazlar bittikten sonra kaçımız şu duayı yapmışızdır? Ya Rabbi, bana vermiş olduğun bu iman nimetini bende sabit kıl diye. Dua istediğimizde veya genelde dua ettiğimizde ne hikmetse ahiret yok. Ne hikmetse dünya var. Ya Rabbi şu işe girdik ne olur işimizi hayırlı kıl. Ya Rabbi bu noktada... Dua yok. Efendimizin... Hayatına bakıyorsun. Mesela bu dua imanla alakalı. Allahümme sebbitni ala dinik ve ala ya Rabbi beni dinim ve sana itaat üzere sabit kıldı. Efendimizin her sözünün peşinde bu dua var. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam bize öğretiyor ama kendisi de aynı zamanda bir şeyler istiyor. Felemma ra'ahu aridan mustakbile evdiyetihim kalu hâza aridun mumtiruna bel huve mesta'caltum bih. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle kendini garanti görmüyor ha. Hani meşhur var ya, bu kitapta da okuduk o rivayeti. Hazreti Peygamber bulut geldiği zaman da o geçmiş kavimler üzerine o bulutun üzerinden taş yağma hadisesini bildiği için onu gördüğünde Hazreti Ayşe ne buyuruyor? Her bulut geldiğinde Efendimizin rengi atıyordu. Rengi bezi atıyordu. Neden? Acaba azap mı geliyor diye. Anlatabiliyor muyum? Acaba azap mı geliyor? Bir korku var. Müslüman adam biraz böyle hassastır yani. Tedirgindir. Birisinin hakkına girerken eyvah der. Adamın ne diyoruz? Arabayı yolun ortasına adam park ediyor gidiyor ulan. Bir Müslümana zarar versen, bir hayvana zarar versen, kedi geçecekti oradan geçemiyor adam, sıkıştı. Geçer ama hani anlayın, öyle bir hadise düşünün kafanızda. Adam onu bile düşünür, Müslüman adam onu bile düşünür. Acaba bir canlıya burada zarar mı veriyorum? Efendime söyleyeyim, bir geçecek yoldan geçecek olan adama zarar mı veriyorum vesaire. Şimdi bu dua, bu dualar Allah'a şunu demektir. Ya Rabbi bana bu nimeti verdin, yalvarıyorum, yakarıyorum, bu nimeti benden alma demektir. Ne mesela? Bu duayı Ataberk. Bu duayı şeyden paylaşalım. Görenler ezberlesin bunu manasıyla birlikte. Siz kendiniz de gayret edip açabilirsiniz. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Min ledunke rahme inneke entel vehhab. Her namazın sonunda, her duanızda mutlaka bu olacak. Ya Rabbi, bana hidayeti verdikten sonra ne olur kalbimi kaydırma, kalplerimizi kaydırma. Rahmetinden
katından bize bir rahmet hibe et diye ne diyeceksin? Allah'a yalvaracaksın. O zaman da Allah Celle sendeki bu yalvarışı, yakarışı gördüğünde seni tabii ki Rab innallaha la yuzlimu miskale zerre. Zerre miskale zulmetmez ki. Ve in teke haseneten yuzaifha. Sen de bir iyilik görsün, onu kat kat Allah Celle artırır. Kat kat artırıyor. Kat kat karşılık veriyor. Şimdi şu demektir bu. Sen bir dua yapıyorsun ya mesela namaz sonunda. Allah o dua hürmetine sana adeta küfür karşısında kat kat kalkan veriyor demektir bu. Koruma altına alıyor seni. Manevi koruma var. Kalbin imana karşı daha huzurlu oluyor. Daha ferah oluyor. Kalp daralmasından uzak oluyorsun.